Arkadaşlar, 7. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet, birinci sorumuza başlayalım. ABCDF düzgün beşgendir. AEF 50 derece. FAE açısı 2x artı 2 derece. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar, düzgün beşgenin bir iç açısını n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den hesap edebiliyorduk. O halde n yerine 5 yazacak olursam bakın. 5 eksi 2 çarpı 180 bölü 5'ten 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 3 çarpı 180 bölü 5. 180 ile 5'i sadeleştirirsem 36. 1. 3 kere 36 108 derecedir demiştik. Yani şurası 108 derece olur. İsteyen arkadaşlar dış açıdan da bulabilir diye daha önceki sorularda göstermiştik. Bunu tekrar gösterelim. Dış açıyı arkadaşlar nasıl buluyordum? 360'ı kenar sayısına bölersem beşgende arkadaşlar 72 derecedir derim. İç açıyla dış açının toplamı 180'di. 180'den 72'yi çıkararak buradan yine iç açının 108 derece olduğunu bulabiliriz diye söylemiştik. Şu F açısı arkadaşlar 108 dereceler dedik. Bakın burada bir üçgen oluştu. O halde 108, 50 ve 2x artı 2'nin toplamı 180 olacak diyorum. Evet, eşittir 180'dir. Buradan 108 ile 2 toplarsam 110, 50 de arkadaşlar 160. 2x artı 160 eşittir 180 ise 160'ı karşıya eksi 160 olarak gönderdim. O halde 2x eşittir 20 derecedir. Buradan x eşittir 10'dur diyoruz ve sorumuzun cevabı D şıkkı oluyor. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci soruya baktığımız zaman bir iç açısının ölçüsü 144 derece olan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre çevre uzunluğu kaç cm'dir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir iç açısı ile bir dış açının toplamı 180 derecedir arkadaşlar. O halde ben bir dış açıyı bulabilmek için 180'den iç açıyı çıkarıyorum 144'ü. 36 derecedir diyorum. Arkadaşlar 36 derece dış açısı. O halde kenar sayısını çok rahat bulurum. Kenar sayısını 360'ı dış açıya bölerek buluyorduk. 36'ya bölüyorum. 10 tane kenarı vardır diyoruz. 10 kenarlı bir düzgün çokgen oldu. O halde benden çevreyi istedi. Bir kenar 12 cm ise çevre eşittir. 12 kenar 10 kenarlıydı arkadaşlar. 12 ile 10'u çarparsam 120 cm olur çevremiz. C şıkkı doğru cevaptır. Evet, devam ediyorum. Üçüncü soruya baktığım zaman A, B, C, D, E, F düzgün altıgendir. B, H ile H, C birbirine eşit arkadaşlar ve B, H, C açısı 78 derecedir. Buna göre A, B, H açısının ölçüsü kaç derecedir diye x'i göstermiş. Arkadaşlar, düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Bunu n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den bulabiliriz demiştik. İstersek dış açıdan da bulabileceğimizi göstermiştik. Hızlı bir şekilde iç açıyı tekrar gösterelim. 6 eksi 2 çarpı 180 bölü 6. Buradan arkadaşlar 4 çarpı 180 bölü 6'dan böyle sadeleştirsem 31, 4 kere 30, 120 derecedir diye gösterelim. Şimdi burası iç açısı 120. Tepe açısı arkadaşlar bakın 78 olan bir ikizkenar üçgene bakıyorum. Bunlar birbirine eşittir demişti. O halde şu taban açısı 180'den 78'i çıkaracak olursak 102 derecedir taban açıların toplamı. 102'ye 2'ye bölüyorum. 51 derecedir arkadaşlar. Bakın şunlar 51. Bu da 51 derecedir diyoruz. Şu ikisinin toplamı 120 olacaktı. O halde x'in değerini 120'den 51'e çıkaracak olursak arkadaşlar
ne olur? 69 derece olur diyoruz ve A şıkkı doğru cevaptır. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Dördüncü soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E düzgün beşgen. A, B, K ile karedir. Buna göre K, B, C açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. Ben bunu n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den bulabilirim demiştim. Veya önce dış açıyı bulurum arkadaşlar. Yani 360'ı kenar sayısına böleriz. Bunu da arkadaşlar ne yapmam lazım? 180'den çıkararak dış açıyı bulurum. Şuradan bulmak istiyorum bakın. 360'ı kenar sayısına bölersem 5'e böldüm 72. Bu 72'yi 180'den çıkarıyorum. Bu sefer de bu şekilde gösterelim. 108 derecedir. Şu iç açısının bir tanesi. Şimdi burası kare arkadaşlar bakın. Ve tamamı 108 derece ise o halde benden istenen KBC açısını bulabilmek için ...108'den 90 dereceyi çıkarıyorum. 18 derece olur diyorum sorumuzun cevabına. A şıkkı doğru cevaptır. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet, 5. soruya baktığımız zaman bir iç açısının ölçüsü 108 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Arkadaşlar dış açıyı bilirsem daha kolay olur diyorum. O halde 180'den 108'i çıkaracak olursam bir dış açısını 72 derece olarak söyleriz. Evet, kenar sayısını istediğine göre ben artık dış açıyı biliyorum. 360'ı dış açıya bölecek olursam 72'ye bölüyorum. Ve 5 olur arkadaşlar diyorum. Demek ki 5 kenarlıdır diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 6. soruya baktığım zaman A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. B, G, H, K, A düzgün beşgen olmak üzere. Beşgen şekli A, F doğru parçası boyunca altıgen üzerine katlandığında oluşan B, A, K açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bu beşgeni altıgen üzerine katladığımı düşünüyorum. Şöyle bir şekil çıkacak ortaya. Evet, katladığımızda böyle bir şekil oluşuyor. Ve benden istediği açı K buraya geldi arkadaşlar. Dikkat edelim. Bakın benden bu açıyı istiyor. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Bir düzgün altıgenin bir iç açısı arkadaşlar 120 dereceydi. Altıgenin iç açısı. Beşgenin iç açısı da daha önceki sorularda göstermiştik. Bir iç açısı da 108 dereceydi. Yani bakın şunun tamamı arkadaşlar 120 derece. Sadece burası arkadaşlar yani şu beşgen içeri katlandığında burası 108 derecedir diyorum. O halde 120'den 108'i çıkaracak olursak BAK açısının ölçüsünü buluruz. ...12 derece olur. BAK açısını ölçülüyorum ve A şıkkı doğru cevaptır. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 7. soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde ADFH kare LBCENM düzgün altıgendir. Buna göre MLB X ve NEF Y ise X eksi Y değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar X gördüğünüz gibi düzgün altıgenin bir iç açısı. O halde X'in değerini 120 derecedir demiştik. N eksi 2 çarpı 180 bölü N'den hesap edilebilir demiştik. Veya 180'den bir dış açısını çıkararak da bulabilirdik. Daha önceki soruları gösterdiğim için burayı direkt geçiyorum. Bakın burası 120 derece. Bu dursun. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın burası 120 derece. Burası bir iç açısıdır.
Arkadaşlar burası 180'den 120'yi çıkaracak olursam 60 derecedir diyorum. Bakın kare olduğu için burası 90 derece. O halde buraya ne kaldı? Bakın iç açıları toplamı 180 olacak. Üçgenden bahsediyorum. 90, 60'lı toplar. 150 derece derim. 180'den 150'yi çıkararak 30 derece olduğunu söylerim. Şu açının arkadaşlar. Şimdi 30 derece ise şurası 120 dereceydi. Altıgenin iç açısı. Bakın burada bir doğru açı var. O halde 120, 30 ve y'nin toplamı 180 dereceye eşit olacak diyorum. 120 ile 30 toplarsam arkadaşlar 150 derecedir. 150 artı y eşittir. 180'den karşıya gönderiyorum. Eksi 150 y'nin değerini 30 derece olarak buluyorum. Y 30 arkadaşlar. X'i 120 demiştik. O halde x eksi y 120 eksi 30'dan sorumuzun cevabı 90 derece D şıkkı olur diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yukarıdaki şekilde düzgün sekizgen ve düzgün altıgen verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle verilen açı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar düzgün sekizgenin bir iç açısını n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den bulabiliriz. 8'i yerine yazarsam bakın. Buradan 8'den 6, 2 çıkarıyorum. 6 çarpı 180 bölü 8 oldu. 6 ile 8 sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. 180 ile 8 sadeleştirecek olursam 45. 3 çarpı 45, 135 derecedir. Bakın burası 135 derecedir. Altıgenin iç açısı 120 derece demiştik. O halde bakın burada bir tam açı oluştu. Soru işaretiyle gösteren yeri bulabilmek için arkadaşlar ne yaparım? 360'tan 135 ile 120'nin toplamını çıkarmam gerekir diyorum. O halde 360 eksi 135 ile 120'yi toplayacak olursak 255 derecedir. Evet, bu işlemi yaparsam arkadaşlar 105 derecedir. Soru işaretiyle gösterilen yer diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 9. soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E düzgün beşgen ve E, D, F 65 derecedir. Buna göre F, D, E kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece demiştik. Daha önceki sorularda da göstermiştim. İsteyen arkadaşlar n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den bulabilir. Hatta bunu da hesap edeyim. Ben sizin için tekrar 5 eksi 2 çarpı 180 bölü 5 diyorum. 5'ten 2'yi çıkarıyorum arkadaşlar. 3 çarpı 180 bölü 5'tir. 180 ile 5'i sadeleştirirsek 36. 3 kere 36. Bakın 108 dereceyi tekrar göstermiş olalım. Burası 108 derece tamam arkadaşlar. O halde benden istenen FDC açısını bulabilmek için 108 dereceden 65 dereceyi çıkarmamız gerekir diyoruz. 108'den 65'i çıkaracak olursam arkadaşlar ne olur? 43 derece olur diyoruz ve D şıkkı doğru cevaptır. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 10. soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde ABEK ile düzgün beşgen ve BCD karedir. Buna göre EKD açısının ölçüsü kaç derecedir diye sordum. Arkadaşlar düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Daha önce bir önceki soruda da gösterdim. Burası 90'dır arkadaşlar. Kare olduğu için. O halde şunun tamamı 360 derece olduğu için şu açıyı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. KED açısını bulacağım. Yani bu ikizkenar üçgen olduğu için tepe açısını bulalım diyorum. 108 ile 90'ı topluyorum. 198 derecedir. 360'tan 198 dereceyi çıkaracak olursak 2, 5 kaldı 15'ten 9 çıktı 6, 2'den 1 çıktı 1. 162 derecedir. Arkadaşlar şu
tepe açısı. O halde bakın bu ikizkenar üçgendir arkadaşlar. 180'den 162'yi çıkarıyorum. 18 derecedir. K ve D açılarının toplamı. İkizkenar olduğu için taban açıları birbirine eşittir arkadaşlar. O halde 18'i 2'ye bölüyorum. 9 derecedir diyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkı olur diyorum. Bakın bu 9, bu da 9 derece olur diyoruz. Ve A şıkkı doğru cevaptır dedik. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. 11. soruya devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde ABCDEF düzgün altıgendir. AFC açısının ölçüsü X, FCE açısının ölçüsü Y'dir. Olmak üzere X eksi Y'nin değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şu FC, bakın şuradaki FC düzgün altıgeni tam ortadan ikiye ayırıyor. O halde şöyle düşünüyorum. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Bakın 120 dereceyi tam ortadan böldük. Yani şu iki açı birbirine eşittir diyorum ve 60 derecedir diyoruz. X'in değerini 60 derece olarak bulduk. Daha sonra arkadaşlar şu yukarıdaki DEC üçgenine bakıyorum. Bakın burası 120 dereceydi. Düzgün altıgen olduğu için bu açılar birbirine, bu kenarlar birbirine eşittir. Evet, ikizkenar üçgenden bu iki açı birbirine eşittir diyorum. O halde 180'den 120'yi çıkaracak olursam 60'tır. Bakın arkadaşlar burası 30 derece olur. Burası da 30 derece olur diyorum. Şöyle arkadaşlar şunun tamamı 120 dereceydi. 120'den 30'u çıkaracak olursam şu açı dik açıdır. Yani 90 derecedir diyorum. Bakın şöyle bir üçgenimiz oluştu. Evet. Şurası 90 derece. Burası 60 derece oldu. Bizden istenen Y de burada arkadaşlar. Şimdi burası 90, burası 60 ise Y'nin 30 derece olması gerekir diyoruz. İstersek 90 artı 60, 150, üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 180'den 150'yi çıkararak Y'nin değerini yine 30 derece olarak gösterelim. X eksi Y istemişti. O halde 60 eksi 30'dan işlemin sonucunu 30 derece olarak bulurum ve B şıkkı doğru cevap olur diyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.